efendim, selamun aleyküm. Bugün 2 Aralık 2024 günlerden pazartesi. Yorumlu yorum günündesiniz. Efendim, insanlar hayatta yaşarken eğitim alırlar. Tıp eğitimi alırlar, biyoloji eğitimi alırlar, fen eğitimi alırlar, edebiyat eğitimi alırlar. Öğrenirler bu ilimleri. Ama hayatın okulu yok. Yaşayarak öğreniyorsun. Hani diyor ya, perşembenin gelişi çarşambadan belli olurmuş diye. Geçen hafta bu konudan bahsettik. Düzce Belediyesi ile ilgili gruplaşmalardan, yapılardan bahsettik. Ve bu anlamda gününün tecrübesinin büyük bölümünü bu memlekete fayda için harcayan Faruk Özlü'ye bu yakışmıyor dedik. Bu gayrete, bu insanlar, bu yapılaşmalar yakışmıyor. Bugün de bir patlak verdi. Şimdi Ercan Katırcıoğlu. Ercan Katırcıoğlu öğretmen, talebeleri olan efendim, yaşı bir hayli ilerlemiş, düzgün, belediyedeki kapısını kapatmayan, çayını bile kendi cebinden ödeyen düzgün bir insan olarak biliyoruz Ercan Katırcıoğlu'nu. Beltem'in de yönetim kurulu üyesi. Bu akşam, bugün, yani bugünlerde bir baskın yedi odaya. Baskında da Beltem'in genel müdürü Sayın Necla Erdoğan geldi. Yanında 3 tane arkadaşıyla beraber ve Ercan Bey'e, o bizim bildiğimiz hanımefendi, zarif, nazik, konuşurken böyle insanlara çok güzel hitap eden hanımefendi, onun ne çocuğu, nasıl bir çocuk olduğundan tutun da darbına, şiddetine kadar çok infiale sebep olacak şekilde Ercan Bey'in odasını basıp imdat dedirtecek, yani imdat dedirtecek hale getirerek Ercan Bey'i makamında veya odasında bastı veya gitti, neyse. Tansiyon çok büyük. Ben aradım Necla Hanım, böyle bir şey var mı? Hiç böyle bir şey yok dedi. Tabii Sağır Sultan duymuş. Düzce'de duymayan kalmamış. Belediyenin içinde duymayan kalmamış. Şimdi el hak derler ya. Yani olay da ne, sebep de ne? Hanımefendinin daha önce Berka Genel Müdürüyken bir makam odası vardı. Çok güzeldi makam odası. Beylere, paşalara, başkanlara, makamlara layık ki bir makam. Yakışır mı? Yakışır tabii. Şimdi daha sonra da bu parkta olan, Beltur'un daha önce işlettiği veya işletemediği bir yer var. Anıt Park'ta olan bir yeri, restoran gibi çalışan yeri, ofis yaptı. Çalışma alanı neresi? Bahçeşehir, temizlik. İşte otoparkçılık. Oraya da geleceğim. Şimdi bir araç alınıyor. Araç efendim masraf ediliyor işte. Bu masraflara karşı da Ercan Bey duyarlı. İşin başlangıç noktası bu. Yani bu kadar masraf ediliyor. Efendim otopark kiralanıyor. Otoparktan zarar ediliyor. Oradan zarar, buradan zarar. Harcamalar falan filan. Bu hesap sormuş veya yönetim kurulu üyesi olarak. Bu nasıl? Denir mi Ercan Bey öyle? Sorulur mu? Sorulursa gelirler işte kapına. Böyle derler. Görünen boyutu bu. Tabii iş adliyeye falan intikal etmedi ama Faruk Bey'in göstereceği tasarrufa bakar iş. Şimdi hanımefendiye insani olarak, makam olarak Sayın Faruk Özlü her türlü imkanı sunmuş. Sekreterler, makam araçları, makamlar çok güzel. Memlekete hizmet edin diye. Ercan Bey de demiş ki sen de bunu denetle. Herkes işini yapıyor. Burada saldırmanın, sinkafta bulunmanın, adamın gırtlağına dokunmanın veya belediyede bu kadar infial oluşturmanın sebebi ne? Yani ne elde edildi? Gece gündüz 7-24 bu memlekete bir şeyler katayım diye uğraşan Faruk Özlü'ye siz bunu nasıl izah edersiniz? Yazık değil mi? Şimdi bu arada yine Necla Hanım'ın himayesine çalışan Panayır Otopark seyyar satıcılara bakan bir arkadaş, Düzce bir esnafına, seyyar satıcı esnafına efendim bir konudan dolayı itilaf görüyor ve İddiaya göre tabii, bilemiyoruz da, iddiaya göre
O da böyle külan bey var mı diyeyim, böyle silahlı külahlı haldeki insanların hali gibi bir korku veriyor Düzce esnafına. Bu da yine Necla Hanım'ın bünyesinde çalışan bir arkadaşmış. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığınız zaman bunlar hoş şeyler değil. Ha, Faruk Bey ne yapar? Ne yapar bilmeyiz. Ama kavgayı sevmez. Kavga edeni hiç sevmez. Kavga edenlerin hepsini de bertaraf eder. Ben Ercan Katırcıoğlu'nun belediyeyi maddi manevi olarak takibiyle, artısıyla, eksiğiyle çok şey kattığını, Necla Hanım'ın da faydalı olduğu yönlerini de biliyor. Kamuoyu da biliyor. Ama bir kişinin odasına gidip açık kapıyı kapatarak o kişiyi orada hürriyetinden engelleyeceğim, işte onu yapacağım, bunu yapacağım. Biz Necla Hanım'a yakıştıramadık. Yakışmadı. Necla Hanım'dan ziyade Ercan Bey'e de, yani bu süreci nasıl buraya getirdi onu da bilmiyoruz. Ama hepsinden önemlisi size, bu Düzce'nin insanına hizmet edin diye bu imkanlar, fırsatlar, yetkiler, maaşlar veriliyor. Kavga edin diye değil ki. Bu yakışmadı. Hele Necla Hanım gibi hanımefendi, zarif bir insana o kelimeler, o tavırlar, o yani hiç yakışmadı. Varsa yasal olan bir şey, gidersin adliyeye, onu yaparsın, bunu yaparsın. Veya hakkınızda böyle bir şey varsa, Ercan Bey'in de, Necla Hanım'ın da riyaset makamındaki otoritesi Faruk Özdür. Gidersiniz. Efendim durum böyle böyle böyle, bu bana bu haksızlığı yaptı. O da çağırır onu. Ne yaptın? Bu böyle böyle. Nasrettin Hoca diyor ki bu idareci. Mutlaka birini haklı birini haksız diyecek. Ama burada kimin ne dediğinden ziyade belediyede biz bunu geçen hafta söylemiştik bazı konuları. Demiştik ki burada bir takım gruplaşmalar var. Ve demiştik ki bir takım insanlar, bir takım yapılar, efendim, kraldan çok kralcı, etki ve yetkiyi kullanarak her şeyi efendim Faruk Bey'in veya Bakan Bey'in bilgisi dahilinde oluyor deyip, belki ben soramayacağım Bakan Bey'e, hep Bakan Bey'in ismiyle kullanıp ego tatmin etmeler, efendim farklı farklı hesapları neticelendirmeler. Ya hani hakikat kendiliğinden belli olsaydı hitabete gerek kalmazdı. Hakikat şu, amaç millete, Düzce'ye hizmet etmek. Araç, makam, mevki, yetki, fırsat. Siz bu amaç ve araç üzerinde denklemi kuramıyorsanız, yani sinirlerini kontrol edemeyen, efendim orada o kadar büyük bir boşlukta tüm belediyenin, orada duyanların, insanların hayret ettiği ağızdan çıkan ifadelerle, hareketlerle bir şirketi nasıl yönetecek? Nasıl yönetecek? İşte iyi niyet, merhamet, hani bazen böyle zafiyetler ortaya çıkarıyor. Faruk Bey çok hoşgörülü bir adam. Çok hoşgörülü bir adam. Kendisine yıllardır harette bulunan insanlara bile merhamet eden, hoşgören bir insan. Tolerans eden bir insan. Şimdi hırs, nefis, doğru eğri bilemiyoruz. Haklılık payı biz mahkemenin hakimi değiliz ama değdi mi? Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbaya değdi mi? Ve sizi oralara getiren, size o imkanları veren, o fırsatları veren, riyaset makamına yaptığınızı dününüzde, bugününüzde, yarınınızda nasıl izah edeceksiniz? Maalesef, maalesef Panayır'da Düzce esnafına görüntüler yapmak, böyle nasıl söyleyeyim, gayri nizami hal içinde sağını solunu yani böyle insanların yani bu, bugün bu, yarın ne olacağını bilmiyoruz. Lütfen
Herkes kendine gösterilen saygıyı da, güveni de, samimiyeti de istismar etmesin. Ben hasbelkader ikisini de tanır, ikisini de mesafeli bir insan. Ama ben burada bu ve bunun gibi densizliklerin, seviyesizliklerin, hassizliklerin Faruk Özlü'nün Düzce'ye bir şeyler yapma gayretine sekte vurmasından rahatsız olurum. Başka herkes kendi fıtratındaki, doğrusundaki, asaletindeki, hakikatindeki şeyi yaşar. Şimdi bana bir de ikaz oldu ben bu konuyu değerlendirirken. Bu pazar yeri esnafına karşı birisi bir külahbeyvari veya bir göz korkutan eylemlerle, söylemlerle, donanımlarla gitmiş. Bunu söyleme, bunu konuşursan sana da döner dedi. Bu adam dedi, bu yönlendirirler dedi. Olabilir. Biz de doğru, biz neyin doğrusundayız? Memleketteki, Düzce'deki, yaşanılabilir Düzce'nin doğrusundayız. Ha buna bize, efendim bize de eylemiyle, söylemiyle, alet edevatıyla insanlar gelip korku verebilir mi? Verebilir. Biz de korkarız. İşin sonunda Düzce kazansın. İşin sonunda insanlar güzel hizmet alsın. Bugün son olarak şunu söyleyelim. 15-20 yıldan beri veya 5 yıldan beri, 10 yıldan beri neyse belediyelerin sosyal sigortalar, SGK kurumuna, eski adı sosyal sigortalar ve maliyeye olan vergi borçları için hesaplara el koyma başladı geçen hafta itibariyle. Zaten alan daraldı. Zaten imkanlar daraldı. İyice günden güne de daralıyor. Hesabı başkası yapmış, o yapmış ama devlette devamlılık var. Şimdiki belediyeler bunu ödeyecek. Bu kadar zorluk içinde, bu kadar imkansızlıklar içinde, imkanlar doğurma gayretinde olan belediye başkanını ve başkanlarını kimsenin böyle egolarına veya bir hesaplarına alet etmesine hiç kimse razı değil. Ben razı değilim. Siz razı mısınız? Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Çarşamba günü akşamı görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.